Herkese merhabalar sevgili dostlar 23 Ekim Pazar günü Elazığ yarış programı tahmin videosu ile sizlerle birlikteyiz Adana ve İstanbul videoları da kanalımızda mevcuttur onları da seyredebilirsiniz arkadaşlar Elazığ'da bizleri bekleyen altı e, koşul bir program mevcut gördüğünüz üzere 13 handikap yarış 3 yaşlı araba 1200 mesafe kumpiste izleyeceğiz e, Adana'da 10 İstanbul'da e, 9 koşu var Bundan sonra bu programın hemen ardından Elazığ'daki alt koşulu tek altılı bir programla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz katılıyorsa olmayı veyahut videonun altındaki teşekkürler butonundan bize destekte de bulunmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Bu şekilde geçebiliriz tahminlerimize. 13 handikap 3 yaşlı Arap atları 1200 mesafe kum pistleri arkadaşlar ilk koşuda. Açıkçası bu yarışta 11 safkan start alıyor. Bizim burada zorlanacağımız konu şu. Bu safkanların hepsi yeni yeni yarış hayatına başlamış. Ve kendilerini yeni yeni göstermeye başlamış isimler. Ben burada mesafedeki derece daha çok bizim için önemli olacaktır diye düşünüyorum. 21 gün evvel ikinci olan bir isim. Burada baktığımızda arkadaşlar 1, 28 15lik bir derecesi bulunan Can Beritan 2 numarayla başlayacağım. 11 gün evvel ikinciliği olan 1.27.01'lik bir derece elde etmiş. Çok hızlı bir safkan yine burada. E, 4 duvara uçarımın kızı. Bu ismi de sizlere önereceğim. E, bir isim daha söyleyeceğim arkadaşlar. Başka olması olmasına rağmen 1.27.97'lik bir derecesi bulunan bir isim. 19 gün evvel ilk kez kazandı e, yarışını Akolcay. 6 numaralı safkan buradaki e, son önerim olacaktır diyebilirim sizlere. Özellikle 4 numaraya dikkat. 2 numarayı da ihmal etmeyelim. Buraya e, 6 numarayı da yine yazabiliriz arkadaşlar. 2 4 6 burada 3 safkanlı oyun önerimiz olacaktır sizlere diyorum arkadaşlar. E, gelelim 14 handicap dişi ikinci koşu arkadaşlar. 3 yukarı İngilizler 1200 mesafe kum piste çıkacaklar. Burada baktığımızda Necmi altında birlikte Happy Princess 5 numaralı Safkan 4 gün evvel e, tabela dışı kaldı. Kötü bir yarış koştu ama bu mesafede kısa yarışta ben avantajlı olacağını düşünüyorum. Bu grup içerisinde çok e, iyi durumda olduğunuzu söyleyebilirim. Neden böyle diyorum? Rakipleri analiz ediyoruz arkadaşlar hemen. E, baktığımızda 4 gün evvel start almış. Burada 3 farklı isim var gördüğünüz üzere. 3'ünün de performans olarak e, geride kaldığını söyleyebiliriz burada 5 numaralı Safkan'a kıyasladığımızda baktığımızda. E, Şimdi başka detaylara daha değineceğim. Burada tabi bunların dereceleri de kötü arkadaşlar. En iyi dereceleri dikkatinizi çekelim. 5 gün evvel 7. olan bir isim var reperin. Bu ismi de eledik haliyle. Bu mesafede iyidir bu arada reperin ama kilosu da 62 olduğu için ben bu ismi elemek istiyorum burada. Yani 5 gün evvel 7. olmuş 62 kiloda start alıyor. Çok zor olacaktır burada durumu. Ee, tabii ki zaten burada biz 5 numarayı tek geçmeyeceğiz. Öyle bir durum yok. Ama eğer o yüzden istiyorsanız 1 numarayı da yazabilirsiniz. Ee, bir diğer isim ben burada 4 numara Lucifer arkadaşlar yazmanızı öneriyorum. 4 numarayı niye öneriyorum? 25 gün evvel 9'unculuğu var. Evet kötü bir derece ama bir önceki yarışlarında iyi performans sergiledi ve bu mesafede bu pistte 1.16.92'lik bir derecesi mevcut bu safkanın. 4-5. Ben burada iki safkanlı bir oyunla geçebileceğinizi düşünüyorum. İsteyenler 6 numara Prenses Hira veyahut da 1 numara Reperin. Yine de ne olursa olsun yazabilirsiniz diyorum. E, buradaki tercihlerimiz bu şekildedir arkadaşlar. Birazcık karışık bir koşu. Umarım detaylı anlatabilmişimdir. İsteyenler tekrardan sarıp e, izleyebilirler bu kısmı. E, aklınızda soru işareti kaldıysa. 3. koşu 14 handikap 2 yaşlı İngilizler. 1200 kum pist yarışı arkadaşlar. Şimdi bu koşuda ben açıkçası şöyle söyleyeyim benim için böyle bir yarışta en önemli olan birbirine yine yakın isimler var Tıpkı bir önceki o 3 yaşta Arap yarışı vardı ya aynı onun gibi bir koşu burada görüyoruz arkadaşlar Benim için önemli olan burada arkadaşlar mesafedeki derecedir Ve ben burada geçilmeyeceğini düşündüğüm bir safkan olduğundan eminim yani bu mesafe için özellikle söyleyebilirim 11 gün evvel aldığı üçüncülüğü var. Black Boy 2 numaralı safkan arkadaşlar. Mesela burada 11 gün evvel ikinci olan bir numara Karabjar da var. Ama mesafeyi göz önünde bulundurun arkadaşlar. Black Boy 2 numaralı safkan 1-16-71'lik derecesiyle burada rakipsiz gözüküyor. Ben 6'lıda böyle bir koşuda böyle bir at yakaladıysak tek geçmemizin taraftarıyım. Bu yüzden 2 numara Black Boy isimli safkanı sizlere burada tek olarak veriyorum. Bu mesafede geçilmeyecektir diye düşünüyorum. Bir ilman da gösterelim burada. Black Boy'un 41.5-27 yaptığını görüyoruz. E ee, iyi bir idmandır bu pistte e, yapıldığında düşünce tabii ki şey e, e, Elazığ pistinde yani yapılmış bir idman olması itibariyle. E, burada ben bu ismi avantajlı görüyorum arkadaşlar. 2 e, numara Black Boy tek veriyorum. Dördüncü koşuya gelelim. 16 Handicap 3 yaşlı İngilizler. 2000 mesafe kum pist yarışı arkadaşlar. E, alt numara Real Grace ile başlayacağız. Burada 11 gün evvel kazanmış. Bir önceki yarışı da yine kazanmış bir isim. Crime Machine 3 numara diyeceğiz. Devamında 11 gün evvel ikinci olan bir safkan olmasıyla beraber. E, burada da yine bu mesafede de iyi koşabilecek bir isim. Tabi Real Grace burada 6 numara daha düşük bir kiloda start alıyorken. E, birazcık işler zor olacaktır 3 numara için. Tabi bütün safkanlar için geçerli bu durum. Real Grace çok avantajlı. 2 tane teke çıkmak isteyenler 6 numarayı da tek atabilirler arkadaşlar. Burada bu kilo avantajını da göz önünde bulundurarak. Aksi takdirde 3 numarayı yazıyoruz yanına ilave olarak. Bir ilave daha yapacaklar. Yine burada arkadaşlar 1 numara Anadolu eseri isimli Safkan'da 27 gün evvelki ikinciliğinde de birlikte yazmanızı öneririm. Eğer isterseniz tabii ki yani burada bu şekilde de bir genişletmede yapabilirsiniz kuponunuzda. 5. koşa gelelim. 13 handikap, 4 tükarı arap atları, 1900 mesafe kompist yarışı. 11 gün evvel 3. olan bir safkan arkadaşlar. Batuş 5 numaralı safkan. Burada sizlere ilk önereceğimiz isim olacak. Bir hafta evvel 4. olmuş Nadidegül 6 numara. Ee, yine burada yazabileceğimiz bir isim olarak gözüküyor. Ee, mesela 1 numara Akçatay e, 4 gün evvel 4. oldu 1900 mesafe gibi bir yarışta ne kadar yüksek bir verim alınabilir şüphelerim var. Bu koşuda daha sağlam atlar varken e, mesela önerdiğimiz işte 5 numara şu 6 numara Nadide Gül diğer isimlerle ilgili %100 bir şey söyleyemiyorum. E, yani 5 ve 6 yeterli olur arkadaşlar muhtemelen. Ama eğer daha fazla yazacaksanız da burada birbirine yakın safkanlar var. 1 numara olsun, 3 numara olsun. Bunlardan eğer özellikle böyle bir tercih edeceğiniz bir isim varsa ilave yapın. Aksi takdirde zaten 8 tane at koşan bir yarışta 2 tane atla geçebileceğimize inanıyorum. 5-6 yazıp burayı geçebiliriz. Dediğim gibi diğer atlardan istiyorsanız ilave edin. Altıncı ve sonuncu koşu şart 5-4 tükara rapatları 1200 mesafe kum pist yarışı. Arkadaşlar e, altınlara özer dinç e, kalite itibariyle buranın e, çok üstünde bir safkan olduğuna inanıyorum. Bu ismi bir kere yazalım. Ondan sonra arkadaşlar burada yaz e, yazacağız başka? Mesafe kısa. İdman da var. Demir Nihat 213 gün ara olmasına rağmen Demir Nihat'ı deneyebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Kenter e, son idmanı. Tabii ki sadece Kenter'le gelmiyor. Daha belki idmanları da var ama e, denenebilir. Böyle bir yarışta denenebilir arkadaşlar. 3 numaralı safkanı yazabiliriz. 3'ü e, yazdık. 6'yı yazdık diyelim ki daha fazla buraya ne yazacağız? Dikme ağası 9 numarayı yazabiliriz arkadaşlar. 11 gün evvel yarışını kazanmış bir isim. E, burada burada bu şekilde bir tercih yeterli olur. Ama ekürleri de yazabiliriz. Kılavuz ağası ya da zalp ben bir şeyler bekliyorum bu yarışta. Bir çıkış yakalayabilir tekrardan. E, bu şekilde bir e, tercih bizim için yeterlidir arkadaşlar. Bu oyunda da burada bitirelim. E, alt koşu zaten bir programdı. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi e, dilerseniz de e, teşekkürler butonundan bize destek vermeyi unutmayalım. Adana ve İstanbul yarışları kanalda hazırdır videoları diyorum. Onları da izleyebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.